İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısında ülke ve bölge genelinde yaşanan son ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimiz tarafından yetkileri artırılarak yeniden göreve getirilmiş. İTSO Meclis Başkanı Okan Belli başkanlığında Halil Şahin Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda söz alan İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinin ardından siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığını, artık ekonomi alanında acil önlemler alınması gerektiğine inandıklarının altını çizdi. Değerli arkadaşlarım, seçimlerin ardından ülkemizdeki bir takım siyasi belirsizlikler de ortadan kalkmış oldu. İş dünyası olarak bizler, ekonomi alanında acil önlemler alınması gerektiğine inanmaktayız. Yılmaz, dış ticaret açığını kapatmanın en etkin yolunun ihracat yapabilme potansiyeli olan KOBİ'lerin desteklenmesi ve ihracat yapabilecek düzeye getirilmesi olduğunu belirtti. Korumacı politikaların ve ticaret çatışmalarının yoğun olarak yaşandığı dünya genelinde serbest ticaret anlaşmalarının imzalanmasının da ihracatçılarımız açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan verilere göre 2018 yılı itibariyle Hatay'da 1008 ihracatçı bulunduğu bilgisini paylaşan İTSO Başkanı Yılmaz, buna karşın büyüyen firma sayısının azlığının bölge potansiyelinin hayata geçirilmesi adına yetersiz olduğunu söyledi. Ülkemizdeki dış ticaret açığı 35 milyar dolar olarak görülmektedir. Dış ticaret açığını kapatmanın en etkin yolu ise ihracat yapabilme potansiyeli olan KOBİ'lerimizin desteklenmesi ve ihracat yapabilecek düzeye getirilmesidir. Yapılan konuşmaların ardından gündemdeki maddeler görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.